Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mine Hanımcığım siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok şükür. Bu arada Gaziantep'e gittim. 2 gün tatil yaptım, geldim. Ondan sonra havama attım, bilezikleri aldık ama boş gelmedim. Size yine hediyeler getirdim kızlar. Çok mutlu olacağınız hediyeler getirdim. Hanımlar, hepinize birer tane altın kolye takacağım. Hayırdır? Yok. Cömertliğim tuttu. Bunun altında bir şey var. Evet. Nurten Hanımcığım, bir şey vardır altında. Bekleyin, geliyorum kızlar. Kızlar, hepinize merhaba. Merhaba Rabia'cığım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Ben öncelikle şu güzel fotoğrafımı asayım. Sonra yemeğime devam edeyim. Bakayım. Hayırlı olsun hayatım. Wow. Teşekkürler canım. Neler oluyor? Teşekkürler. Gördüğün Sen gibi. Sen eskidir Rabia'cığım. Geçen sezondan beri seni gönderip yeni gelin adaylara kapı açacağım. Sen hariç Aysun'cığım. Yürü beyiz. Rabia çok hayırdır? Çok sevdim ben elini. Hiçbiriniz beni tanımadınız ama bak. Ya da tanıdınız kıskançlığınızdan, hasetliğinizden söyleyemediniz. Ay hayatım Allah. Tanımadık Bak özgüvenli seni. Nasıl belli oluyor özgüvenli? Seni tanımadık çünkü şöyle. Çünkü haber izlemiyorsunuz, gazete okumuyorsunuz. Haber izlemeyle alakası değil. Gereksiz haberleri hafızama atmadığım için seni izleme gereği duymadım. Kesinlikle, kesinlikle. Eliz Hanım buraya hoş geldin ama sana kötü bir haberim var. Seninle sadece bir hafta yarışacağız. Cuma günü sana bay bay yapacağız. Hanımlar, dedim ben altından bir şey çıkacak diye. Gördünüz mü? Altın kolye dedi ama. Altın kolye bu mu? Evet. Allah'ı ver. Nurten Hanımcığım, Antep'te buna altın kolye derler. Tamam. Bak paraya, altın olduğuna inanmamıştım. Paraya kıydım. Da. Her birinize bir tane getirdim. Tamam. Ama ben de gerçekten altın zannettim canım. Yok, altın. Ben bunu versem olmaz mı? Bunlar altın değerinde. Şu güzeldi sarı sarı ya. Bu ne? Hayır, her birinize bir Altınlar. Tane. Altınlar. Çok teşekkür ederim. Bu arada 42 yaşındasın. Ben sana abla demek istiyorum. Eliz demek bana göre saygısızlık. Diyebilirsin. Antep seni duymuyorum Rabia. Bizden bir yaş büyük olsa dahi abla deriz biz. Saygı saygıdır yani Eliz ablacığım. Şimdi ama bakıyorum ya. Hepinizden gencim kızlar. 42 gibi durmuyorum yani baktığınızda. Rabia'cığım, o kişinin kendisine bağlı bir şey. Hani kimisi rahatsız olur, kimisi evet söyleyin der. Şimdi yaşımı göstermediğimi şöyle göstereyim. Sanırım göremeyen arkadaşlarımız var. Evet bakın kızlar. Bu kadın 42 mi? Bakın. Evet, vallahi değil. 42. Görüyorsun değil mi Aysun? Yani. Vallahi göster. Ben şuradan kayınvalidenle girerken hangisi gelin, hangisi kayınvalide bir düştüm. Nereden anladım biliyor musun? Fotoğraflar senin elinde olduğu için. Konuş, bu gelin konuş, o zaman dedim. Konuş Rabia'cığım, konuş. Canım. Konuş bebeğim, konuş. Bak paraya kızlar kıydım, size bunları aldım geldim. Çok pahalı değil bence bunlar. Pahalı tabii ki. İyi de hayatım. Bunların gözleri çok yükseklerdi. Evet. İyi de hayatım. İnsan bir Antep baklavası getirir fıstıklı güzelce ne şöyle paraya kıydın da. Aynurcuğum bunu beklerdik. Aynurcuğum. Güzel olurdu yani. Bu 10 bileziği aldık, bunları getirdim. Diğer hafta aldığımızda size tatlı da getireceğim. Antep baklavası getir evet. Ama. Söz. Bunları niye beğendiremezsin bunlara? Yok. Yasemin Hanım, siz altın kolye deyince ben sizin paraya kıyıp altın alacağınızı düşünmemiştim. Ama bu hediye de makbule geçti. Yani şimdi Eliz'den sonra bana söylemek düşer mi bilmiyorum ama ben de nişanlıyım. Evet, benim de ikinci evliliğim olacak. Ay hayırlısı. Çok pardon. Sizin nişanlınız kaç yaşında? O da benden küçük. Peki kaç yaşında? 3-4 yaş var, çok fazla bir şey. Siz kaç yaşındasınız? 47. Demek ki siz de Eliz gibi hani yaptığınız için kader arkadaşları. Evet. Hayır, ben nüfus yaşını görmüyorum, hücre yaşını görüyorum. Bir insanın kendine ne kadar iyi baktığını, mutluluğunun içinde olduğunu ve hayat bakış açısıyla alakalı bir şey bu. Pardon, hücre yaşı derken anlayamadım ne demek? Yeni tıpta artık tıp ilerlediği için yeni tıp dünyasında Lokovisti diye bir uzmanlık dalında buna bakılıyor. Hücreyi durduruyorlar. Yani uzun süre yaşamalar, 40 yaşından sonra da artık sizde o yaş duruyor. Yani hiç duymadım, ilk defa duydum gerçekten. Ben de ilk defa duydum. Yasemin Hanım bak güzellik uzmanı, duydunuz mu Yasemin Hanım hiç siz? Hiç duymadım. Mine Hanımcığım şu yaş konusuna asla girme, senin hücre yaşın 90. Kızlar! Onu bunu bırakın da benim asıl merak ettiğim şey,
Eliş, şu nişanlınla 22 miydi? Yaş 20 farkı. Bebeği. 20 yaş farkını bir anlat bakalım. Kayınvaliden bir yaş büyük. Ne oldu, ne yaşadın? Evet. Bizi biraz bilgilendir, merak ediyoruz. Bu kayınvalidenle niye buraya gelemedin de teyzesiyle geldin? Anlat bakalım. Kayınvaliden beni istemiyor Rabia'cığım. Niye istemiyor? Ay. Yaş farkından dolayı. Canım senin adına üzüldüm ama normal yani şimdi benim de bir oğlum olsa kendinden 20 yaş büyük bir kadınla beraber olmasını istemezdim. Canım ben sizin gibi para altın evliliği yapmıyorum, aşk evliliği yapıyorum. Biz de zaten para altın evliliği yapmadık, aşk evliliği yaptık. Niye düğününde takılmadı mı Rabia'cığım? Efendim? Niye düğününde altın takılmadı mı sana? Takılmadı. Kayınvaliden bana tek bir çeyrek yaptı, hem kınada hem düğünde verdi elime. Hani izledin geldin ya, bundan haberin olmalı senin. Ben kocama aşıktım, hiç maddi durumuna bakmadım ama şunu da gözetmek durumundayım. Bizim yaşadığımız coğrafyada kadın küçük, erkek büyük olur. Yaşa takılıyorsunuz da sizin kafalar eskilerde kaldı çok galiba. Çok eskilerde kalmış. Yani aynen. Siz eski kafalara kalmışsınız. Siz artık gelin yenilere, böyle yenileyin kendinizi. Ne var bunda? Ya bir şey değil diyeceğim Aynur. He? Sana ne oluyor? Ne demek bana? Ben de 7 yaş bekar biriyle evlendim, küçük yaş. Benden ölen eşim 7 yaş küçüktü benden ve de bekardı. Onun için destekliyor. Tabii işte destekliyor. Yine başladılar destekliyor. Senin torununun veya ileri zamanlardaki doğacak olan torunlarının nasıl bir tercih yapacaklarını nereden biliyorsun? Bir saniye Mine Hanımcığım. Yani şimdi yaşa takılırız. Bu sanatçılar da evleniyor, herkes de evleniyor. Ay herkes sen özgürdür. Sen sanatçı mısın ya? Sanatçı değilim ben. He. Ben örnek gösteriyorum. Herkes özgürdür. İstediği nere evlenir? Ben niye bu kadar karşı göz anlamadım ki. 2 yaş olur, 3 yaş olur. Kalkıp da 22 hayat yaş olmaz. Gerçek aşk varsa yaş farkının sorun olacağını düşünmüyorum. Eliz'in yeğenimle çok mutlu olduğunu biliyorum. Benim gibi bu durumda olan kadınların sesi olmalı. Geldim. Erkek alırken iyi, güzel, kendinden yaşça küçük. Ben alınca ne oluyor? Vaat ediyorum. Evet, kendinden yaşça küçük olan kadınlar, sevgilileri olan ya da aşkları varsa bana ulaşsınlar. Tüyo vereceğim. Evet. Ben anlamıyorum. Genç erkek nasıl tavlanır? Yok artık ya. Evet. Neler duyuyorum ya? Yani ben gerçekten sen hani iyi. Aşık olmuştun sırf genç diye mi bu adamla birliktesin? Evet, genç seviyorum. Ruhum genç çünkü Rabia'cığım. Yaşlı adam alıp ne yapayım? Çayımı getir, çorabımı getir, yemeğim hazır mı? Genç olunca o benim arkamda koşuyor. Yaşlı alayım ben onun arkasında sen koşayım. Sen kendine bakıcı aldın o zaman, eş değil. Çayımı getirsin zaten halim yok. Hem gözüme hem gönlüme hitap ediyor. Kıskanma Rabia'cığım. Wow. Uyumsuz olmuş. Olmamış. Yarın öbür gün... Olup olmadığını siz mi karar veriyorsunuz? Bana göre dedim ya. Ama o sizin hayatınız. Bende olmadı. O onların hayatı. Zaten saygı duyuyoruz. Asla bir şey demiyoruz. Sadece burada hani böyle eleştiriyoruz. Ama yarın öbür gün nişanlısı, yeğeniniz çocuk istediğinde ne olacak? Fikirleri değişecek, baba olmak isteyecek. Yani bunları iyi düşündü mü? Ya Nurten Hanımcığım, bugün siz mi bana itici geliyorsunuz? Benim fikirlerim mi farklı? Senin her gün fikrin değiştiği için bilemiyorum. Hayır, senin de her gün değişiyor. Ben anlamıyorum. Yani benim. Bugün normalde ben seni takdir ederim. Zıtlaşıyoruz bugün. Belki de çocuk istemiyorlar. Benim de gelinim mesela 5 yıl bir isterse saniye. İsterse dedim zaten. Tamam, isterseyle olmuyor. Ben istemiyorlardır belki. Benim de gelinim 5 yıllık evli, çocuk istemiyor hala.